Merhaba arkadaşlar. Tekrar sizlerle beraberiz. Bugün iklim elemanlarından birincisine yani sıcaklık konusunu size anlatmaya çalışacağız. Bundan önceki dersimizde hatırlarsanız atmosferden, atmosferin katmanlarından, iklimin genel tanımından bahsetmiştik. Şimdi iklimin en önemli 3 tane elemanı var. Bunlardan birincisi sıcaklık, ikincisi basınç, üçüncüsü nem. Bunları size ayrı ayrı anlatmaya çalışacağız. Öncelikle sıcaklık konusu. Pekala sıcaklık arkadaşlar biliyorsunuz dünyamızda bölgeden bölgeye, kıtadan kıtaya, yarım küreden yarım küreye, şehirden şehire, köyden köye, kasabadan kasabaya, yamaçtan yamaca ne yapıyor? Değişiyor. Yani anlayacağınız sıcaklık oldukça değişken bir kavramdır. Mekana göre, zamana göre ani değişimler gösterebilir. Pekala dünyamızın en önemli sıcaklık kaynağı nedir? Güneştir. Biliyorsunuz dünyamızın ısı ve ışık kaynağı güneştir diyoruz. Pekala dünyayı güneşten başka ısıtan faktörler var mıdır? Çok ufak da olsa var. Mesela yer altından çıkan kızgın lavlar veya yer altından çıkan sıcak sular bunlar mesela sıcaklığı belli oranda etkileyebilir. Mesela bitkilerin terlemesi, taşların terlemesi, toprağın terlemesi bunlar belli oranda havadaki ısıyı etkileyebilir. Ama tabii kesinlikle güneş gibi değil arkadaşlar. Pekala güneş ışınlarının tamamı dünyamıza ulaşıyor mu? Kesinlikle hayır. Bir defa güneş ışınlarının belli bir kısmı hiç atmosfere bile girmeden uzaydan güneşe doğru geri yansıyor. Bu yansımanın oranı bizim için önemli değil. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Güneş ışınlarının belli bir kısmı atmosferin üst sınırından uzaya geri dönüyor. Güneş ışınlarının belli bir kısmı Güneş atmosferden geçerken oradaki gazlar tarafından, su buharı tarafından bu ışınların belli bir kısmı tutulmaya maruz kalıyor. Ve güneş ışınlarının belli bir kısmı yerden geri yansıyarak dünyanın ısınmasını yani troposferin ısınmasını sağlıyor. İşte bizim için en önemli kısım arkadaşlar şu %8'lik kısımdır. Yani anlayacağınız dünyamız güneşin %8'lik kısmıyla ısınıyor. Ve dünya dünyamız ısınmaya nereden başlıyor? Yeryüzünden. Mesela biraz sonra size anlatacağız. Yükseklere çıktıkça sıcaklık düşer. Neden? Çünkü dünyamız yerden yansıyan ışınların sayesinde ısınıyor. Tabi bu yerden yansıma olayının en fazla meydana geldiği yer sular. Yani okyanuslar, denizler, göller, ırmaklar biliyorsunuz suyun yüzeyi saydam olduğu için arkadaşlar güneş ışınlarını daha çok yansıtıyor. O yüzden işte yansıma olayı, ısınma olayı yeryüzünden sıfır metreden başladığı için yükseklere çıktıkça hava sıcaklığı ne yapar diyoruz düşer diyoruz. Pekala burada tutulma üzerinde biraz durmamız lazım arkadaşlar. Bu güneşin tutulma oranı güneşin dik geldiği yerlerde daha az meydana geliyor ama güneşin eğik geldiği yerlerde tutulma oranımız artıyor. Neden? Çünkü güneşin dik olarak geldiği, yani 90 dereceyle geldiği yerlerde haliyle güneşin atmosferde aldığı yol, atmosferde geçtiği yol kısa oluyor. Yol kısa olduğu için tutulmada ister istemez azalıyor. Ama güneş eğik bir açıyla geldiğinde atmosferden geçtiği yol, atmosferde kat ettiği yol arttığı için tutulma oranında ne yapıyor arkadaşlar? Artmış oluyor. Yani şunu iyi bellemeniz lazım. Güneşin dik geldiği yerlerde tutulma azdır. Güneşin eğik geldiği yerlerde tutulma fazladır. Mesela dünyada tutulmanın en az olduğu yer ekvatordur. Tutulmanın en çok olduğu yer kutuplardır mesela ülkemiz için konuşacak konuşsak olur olursak 21 Haziran Türkiye'de tutulmanın en az olduğu tarihtir Neden Çünkü Türkiye'ye Güneş ışınlarının en dik geldiği tarih 21 Haziran tarihidir Türkiye'de tutulmanın en çok olduğu tarihte 21 Aralık tarihi Çünkü biliyorsunuz 21 Aralık ülkemize Güneş'in en iyi kaçıyla geldiği tarih mesela tutulma gün içinde saat 12.00'da en az şekilde meydana geliyor. Çünkü saat 12 güneş ışınlarının en tepede olduğu en dik açıyla geldiği andır. Ama sabah saat 6 ve akşama doğru saat 18 civarında tutulma oranı ister istemez ne yapıyor? artıyor. Pekala Türkiye'de tutulma en az hangi ilde diye karşımıza bir soru çıkarsa cevap Hatay. Çünkü Hatay Ekvator'a en yakın ilimiz. Hatay güneşi en dik açıyla alan ilimiz. O yüzden Hatay'daki tutulma oranı azdır. Ama Sinop Türkiye'nin en kuzeydeki ili. Sinop Türkiye'nin Ekvator'a en uzak ili. Sinop Türkiye'de güneşi en eğik açıyla alan il. Dolayısıyla Sinop'ta tutulma oranları ister istemez ne yapıyor? artıyor. Pekala sıcaklık az önce demiştik ya değişken bir kavramdır. Yani bölgeden bölgeye değişir, şehirden şehire değişir, yıl içinde değişir, gün içinde değişir. Acaba sıcaklık neye göre değişiyor? Yani neden ekvator sıcakta kutuplar soğuk? Neden Erzurum soğukta Antalya sıcak? İşte bu soruların cevabını sıra bulmaya geldi arkadaşlar. Güneşin geliş açısı. Yani dünyada sıcaklığı en çok etkileyen faktörümüz bu arkadaşlar. Nasıl etkiliyor? E güneşin dik geldiği yerler genelde sıcak oluyor. Eğik geldiği yerlerde soğuk oluyor. Sebep az önce anlattığımız tutulma meselesi. Yani güneşin dik geldiği yerlerde tutulma azdır, enerji kaybı azdır. O yüzden bu merkezler sıcaktır. Ama eğik geldiğinde tutulma oranı artıyor, enerji kaybı, ısı kaybı arttığı için genelde güneşin eğik geldiği yerler soğuk oluyor. Pekala dünyada güneşi en dik alan yerler neresi? Ekvator ve çevresi. Zaten bu yüzden ekvator ve civarında sıcak kuşak var diyoruz. E güneşi en eğik alan yerde kutuplar ve çevresi dolayısıyla kutuplar ve civarında da soğuk iklim koşulları hakimdir diyoruz. Pekala güneşin geliş açısı acaba neye göre değişiyor? Bakın 4 tane burada maddemiz var. Birincisi güneşin geliş açısı enleme göre değişir. Nasıl değişir? Ekvatordan kutuplara giderseniz güneşin geliş açısı ne yapar? Azalır. Sebep? Dünyamızın şekli. Yani dünyamızın küresel şeklinden dolayı yani yuvarlığa benzeyen şeklinden dolayı siz ekvatordan kutuplara doğru giderseniz arkadaşlar güneşin geliş açısı azalıyor. İşte bu yüzden ekvatordan kutuplara gittikçe sıcaklık genelde ne yapar diye konuşuyoruz azalır diye. İkincisi günlük hareket. Malum dünya her gün kendi etrafında 24 saatte bir defa ne yapıyor? Dönüyor. İşte bu dönüşünden dolayı güneş sabah ve akşam saatlerinde eğik açıyla geliyor. Ama saat 12 sularında güneş gelebileceği en büyük açıyla geliyor. Bu yüzden gün içinde sıcaklıklar da ister istemez değişmiyor mu? Değişiyor. Pekala üçüncüsü yıllık hareket. Yani dünyanın ekseni eğik olarak güneş etrafında yaptığı hareket. Yıllık hareketten dolayı arkadaşlar güneş bazı tarihlerde daha dik geliyor, bazı tarihlerde daha eğik geliyor. Mesela ülkemiz için konuşursak Arkadaşlar 21 Haziran Türkiye'ye güneşin en dik geldiği tarihtir. Zaten bu yüzden Haziran, Temmuz, Ağustos gibi aylarda ülkemizde sıcaklıklar ne yapıyor? Yükseliyor. Ama 21 Aralık tarihinde ülkemize güneş ışınları eğik açıyla geldiği için hava soğuyor ve artık kış mevsimi başlıyor arkadaşlar. Yani diyeceğimiz yıllık hareketten dolayı güneşin geliş açısı değişiyor. Bu da ister istemez sıcaklığı etkilemiş oluyor. Bakı ve bunu size biraz sonra anlatacağız arkadaşlar. Bakı demek dağların güneşe bakan yamacı demektir. Dağların güneşe bakan yamaçları her zaman için arkadaşlar daha sıcaktır. Yani güneşin geliş açısını etkileyen 4 maddemiz bu arkadaşlar pekala sıcaklık enlem ilişkisi. Hani az önce demiştik ya enlemden dolayı güneşin geliş açısı değişiyor, dolayısıyla sıcaklık da değişiyor. Burada size sıcaklık enlem ilişkisine örnekler vereceğiz. Öncelikle dünyadan örneklerle başlayalım. Ekvator'dan kutuplara gittikçe hava ne yapar? Soğur. Neden soğur? E çünkü güneş ekvatora daha dik gelir, kutuplara daha eğik gelir. Neden? Çünkü güneş Ekvatora dünyanın şeklinden dolayı daha dik geliyor. Artık kutuplara doğru giderseniz arkadaşlar bu açı yavaş yavaş ne yapıyor? Düşüyor. Yani buradaki aslında temel sebebimiz dünyamızın küresel şekli. İkincisi kutuplara gittikçe kalıcı kar sınırı ne yapıyor? Düşüyor yani azalıyor. Yani dünyada kalıcı kar sınırı en yüksek nerede? Ekvator ve civarında. En düşük nerede? Kutuplar ve civarında. Neden ekvatorda kalıcı kar sınırı yüksek? Çünkü ekvator sıcaktır. Neden sıcaktır? Güneşi dik aldığı için. Neden güneşi dik alır? Yine enlemden dolayı ya da diğer bir ifadeyle dünyamızın şeklinden dolayı. Üçüncü örnek. Kutuplara gittikçe bitki örtüsü değişir mi? Evet. Nasıl değişir? Ekvator ve çevresinde geniş yapraklı ağaçlar Orta kuşakta karışık yapraklı ağaçlar, artık soğuk kuşağa çıktığımızda karşımıza iğne yapraklı ormanlar çıkıyor. Yani burada ağaçların yapraklarının geniş, karışık, iğne diye değişmesinin sebebi kutuplara gittikçe havanın soğumasıdır. Dolayısıyla biz bu cümlemizi sıcaklık enlem ilişkisine örnek olarak verebiliyoruz. Bir başka örneğimiz, ekvatordan gelen rüzgarlar havayı ısıtır. Yani Ekvator'dan gelen rüzgarlar sıcaktır. Bizim genel kuralımız şu arkadaşlar. Eğer bir rüzgar Ekvator'dan geliyorsa sıcaklığı arttırır. Ama kutuplardan geliyorsa sıcaklığı ne yapar arkadaşlar? Düşürür. Neden? Çünkü kutuplar soğuk, Ekvator sıcaktır. Bir başka örneğimiz kutuplardan gelen okyanus akıntıları havayı ne yapar? Soğutur. Mesela ileride size anlatacağız bunları. İşte Labrador, Golf Stream gibi akıntılarımız var arkadaşlar. Bu akıntılardan, ekvatordan gelenler havayı ısıtıyor ama kutuplardan gelenler havayı soğutuyor. Aynı rüzgarlarda olduğu gibi. Bir başka örnek ekvatorda denizlerin tuzluluk oranları daha fazladır. Neden? Çünkü ekvator sıcak, Sıcak olduğu için burada buharlaşma daha şiddetli meydana geliyor. Tabi buharlaşma şiddetli meydana geldiği için su buharlaşıyor. Geriye de tuz oranı artmış oluyor. Dolayısıyla ekvatordan kutuplara gittikçe denizlerin tuzluluk oranları azalır. Mesela ekvatora yakın yerde bulunan Hint okyanusunun tuzluluk oranı işte İskandinav yarımadasında bulunan Baltık denizinden daha yüksektir. Bunun tek sebebi ekvatorun sıcak kutuplarında soğuk olması. Sıra geldi ülkemizden sıcaklık enlem ilişkisine örneklere. Mesela Akdeniz Türkiye'deki diğer denizlere oranla hem daha sıcaktır hem de daha tuzludur. Pekala, neden Akdeniz daha sıcak ve daha tuzlu? Çünkü biliyorsunuz Türkiye Ekvator'un neresinde? Kuzeyinde. Dolayısıyla Akdeniz Ekvator'a daha yakın. Buraya güneş ışınları daha dik geliyor. Bu yüzden hava burada daha sıcak. Bu yüzden Akdeniz'de buharlaşma daha şiddetli. Bu yüzden de Akdeniz'de tuzluluk oranı daha yüksektir. Artık bunun tam tersini söylemeye gerek yok. Karadeniz'in tuzluluk oranı da daha düşüktür arkadaşlar. Karadeniz'in kıyıları diğer kıyılarımızdan daha soğuktur. Malum Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili diye konuşmuştuk. İşte Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz diye Türkiye'nin 4 tane denizi var. Bu kıyıları kıyasladığımızda Akdeniz'in kıyıları Ege kıyılarından, Marmara kıyılarından, Karadeniz kıyılarından daha sıcaktır. Karadeniz'in kıyıları da Marmara kıyılarından, Ege kıyılarından ve Akdeniz kıyılarından daha soğuktur. Hemen burada mesela il olarak isterseniz örnek verelim. Üçüncü örneğimiz zaten buna benziyor. Mersin'in sıcaklığı Samsun'dan fazladır. Çünkü Mersin ekvatora daha yakın, güneşi daha dik alıyor. Samsun'da biraz daha kuzeyde olduğu için, ekvatora biraz daha uzak olduğu için orada hava sıcaklığı biraz daha düşük. Bir başka örnek İzmirli İstanbul'u kıyaslamış arkadaşlar. İzmir biliyorsunuz Ege kıyılarında, İstanbul'da Marmara kıyılarında, işte Karadeniz kıyılarında. Dolayısıyla İzmir Ekvator'a daha yakın olduğu için İstanbul'dan sıcaktır. Bunların tamamı arkadaşlar enlemle açıklanabilir. Ve Türkiye'den son örneğimiz Çukurova'daki tarım ürünleri Karadeniz bölgesinde bulunan Bafra Ovası'ndan daha önce olgunlaşır. Daha önce toplanır ya da daha önce büyür. Çukurova nerede arkadaşlar? Adana'da. Bafra Ovası nerede? Samsun'da. Dolayısıyla Çukurova Ekvator'a daha yakın. Burada ortalama sıcaklıklar daha yüksek. Burada yaz mevsimi daha erken geliyor. Hava daha çabuk ısınıyor. Dolayısıyla buradaki tarım ürünleri Bafra Ovası'na oranla arkadaşlar daha çabuk ne yapıyor? olgunlaşıyor. Hemen aklıma bir örnek daha geldi. Mesela Türkiye'de deniz turizmi oldukça yoğundur. Ama Akdeniz kıyılarındaki turizm sezonu diğer kıyılardaki turizm sezonundan daha uzundur. Çünkü Akdeniz kıyıları hem daha çabuk ısınıyor hem de daha geç soğuyor. Dolayısıyla Antalya'da insanlar belki de Mart-Nisan deyince yüzmeye, çinmeye başlıyor. Ta belki de arkadaşlar Kasım'a kadar Ekimin sonuna kadar Akdeniz'in kıyılarında turizm sezonu canlı bir şekilde devam ediyor. Bunlar da sıcaklık enlem ilişkisine ülkemizden arkadaşlar bazı örnekler. Şimdi sıcaklık enlem ilişkisi her zaman tutuyor mu? Tutmadığı durumlar var arkadaşlar. Biz bu sıcaklık enlem ilişkisinin işte tutmadığı, uygun olmadığı durumlara terselme diyoruz. Ne demek sıcaklık enlem ilişkisinin terselmesi? Bir noktanın ekvatora yakın olduğu halde soğuk olması. Lütfen dikkat. Ekvatora yakın olduğu halde soğuk ya da tam tersi. Kutuplara yakın olduğu halde sıcak olma durumuna biz terselme diyoruz. Hemen bakın Türkiye'den bir örnek. Hangi illeri kıyaslayalım? Samsun'la Konya ilini kıyaslayalım. Ekvator şuradan geçiyor mu? Evet geçiyor. Söyleyin bakalım Konya mı Ekvator'a daha yakın Samsun mu? E gözüküyor zaten Konya Ekvator'a daha yakın. Size ikinci soru. Konya mı güneşi daha dik alır? Samsun mu güneşi daha dik alır? E cevap Konya çünkü Ekvator'a daha yakın. O zaman son soru. Konya mı daha sıcaktır? Samsun mu daha sıcaktır? Arkadaşlar Konya'nın ortalama sıcaklığı Samsun'un ortalama sıcaklığından daha düşüktür. Yani Konya Samsun'dan soğuktur. Bakın biz bunu enlemle açıklayamayız. Normalde Konya ekvatora daha yakın. Normalde Konya'ya güneş daha dik geliyor. Konya daha sıcak olması gerekirken kim daha sıcak olmuş? Samsun. Demek burada sıcaklığı etkileyen başka faktörler devreye giriyor. Onlardan biraz sonra zaten size bahsedeceğiz. Hemen ikinci örnek, İstanbulla Erzurum'u şimdi karşılaştıralım. Hangisi ekvatora daha yakın? E Erzurum ekvatora daha yakın. Daha yakın olduğu için güneşi daha dik alıyor. Ama Erzurum İstanbul'dan soğuktur. Artık Erzurum İstanbul'dan neden soğuktur diye sorulduğunda siz bunun cevabına Enlem diyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü bu olay enlemle açıklanmaz. Neyle açıklanır? Yükseltiyle açıklanır, karasallıkla açıklanabilir ya da Erzurum'un işte Sibirya e üzerinden gelen soğuk havanın etkisinde kalmasıyla açıklanabilir. Ama kesinlikle Erzurum'un İstanbul'dan soğuk olmasını siz enlemle açıklayamazsınız. Hemen dünyadan birkaç örnek anlatayım size arkadaşlar. Birinci örneğimiz lütfen dikkat edin. Ekvatorda sıcaklık en yüksek 45 derece civarına çıkar. Ama 30 derece enlemlerinde sıcaklık 60 dereceye kadar yükselebiliyor. E normal koşullarda güneş ekvatora daha dik açıyla gelmiyor mu? Geliyor. O zaman neden 30. Enlem ekvatordan daha sıcak? Bunun sebebi 30. Enlemlerde nemin az olması. Zaten 30. Enlemlerde ne vardır arkadaşlar? çöller vardır. Çöllerde nem miktarı az olduğu için hava daha ani bir şekilde ısınabiliyor. O yüzden 30. enlemlerde termometre 60 dereceye kadar yükselebiliyor. Ama ekvator dünyanın en nemli bölgelerinden biri olduğu için burada sıcaklık çöller kadar yükselemiyor arkadaşlar. İşte bu da enleme ters bir durum. İkinci örneğimiz, bakın burada 60 derece kuzey enlemi de bir noktamız var. Bu noktamızın sıcaklığı eksi 70 derece diyor. Şurası da kuzey kutup noktası. Buranın da sıcaklığı eksi 60. E normal koşullarda kutupların daha soğuk olması gerekmez mi? Gerekir. Ama şu 60 derece enleminde bulunan Sibirya bölgesi karasallığın etkisiyle kutuplardan daha soğuk olabiliyor. Yani siz Sibirya'nın kutuplardan soğuk olmasını enlemle açıklayamıyorsunuz. Çünkü normalde Sibirya ekvatora daha yakın. Normalde Sibirya'nın daha sıcak olması lazım ama Sibirya denen bölge dünyanın en büyük kara parçası olduğu için burada karasallık çok etkili olduğu için kutup noktalarından daha soğuk olabiliyor. İşte bunlar sıcaklık enlem ilişkisinin bozulmasına örnekler. Pekala bakı ne demek bakı e belki de bakı kelimesi bakmaktan türeyen bir kelime arkadaşlar. Dağların güneşe bakan yamaçlarının daha sıcak olması. Hemen burada bakın bir şekil çizdik arkadaşlar. Dağın yamacında X ve Y diye iki tane noktamız var. Bu noktaların yüksekliği hemen hemen aynı. Ama X noktası güneşe baktığı için arkadaşlar daha sıcaktır. Y noktası güneşi direkt olarak göremediği için biraz daha soğuktur. Dağların güneşe bakan yamaçlarında hava daha sıcaktır. Ürün çeşitliliği daha fazla çünkü hava sıcaklığı yüksek. Kalıcı kar sınırı daha yüksektir. Çünkü sıcak yerlerde kalıcı karlar ancak çok yükseklerde olur. Orman üst sınırı daha yüksektir. Yani sıcak yerlerde bitkiler daha yükseklerde yetişebilir. Onu demek istiyor. Ve dağların güneşe bakan yamaçlarında köy, kasaba, şehir sayısı daha yoğundur. Yani bakı sıcaklığı dolayısıyla bunlar arkadaşlar etkilemiş oluyor. Pekala Türkiye'deki hangi dağların yamacı güneşe bakıyor? Güney yamacı. Yani ülkemiz kuzey yarım yarımkürede olduğu için dağların güneye bakan yamacı arkadaşlar her zaman için daha sıcaktır diyoruz. Evet bu şekilde sıcaklığı etkileyen birinci madde olan arkadaşlar güneşin geliş açısı maddesini sizlere anlatmış olduk. Sıcaklığı etkileyen diğer faktörlerde görüşmek üzere.